Atatürk der ki bir takım tasarılarım hatta büyük tasarılarım var. Ama bunlar yüksek bir mevki elde etmek ya da zengin olmak gibi maddi cinsten değil. Bu tasarılarımın gerçekleşmesini hem ülkenin yararını olacak hem de bana görevimi yapmış olmaktan dolayı zevk verecek büyük bir fikri başarıya ulaştırmak için istiyorum. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için gerekli olan şey kendisi için değil kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecekler gelecek nesillerin varlığı, şerefi ve saadeti için çalışmakta bulunabilir. Bir insan hayatında büyük bir başarı gösterebilir fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse o başarı da unutulmaya mahkum olur. Onun için daima çalışmak ve daima başarı aramak herkes için esas olmalıdır. Bir defasında Talat Paşa ve Doktor Kazım konuşurlarken birdenbire içeri Enver Paşa girer. İkisi birden susarlar. Enver onlara kuşkuyla benim ardımdan konuşuyordunuz değil mi diye sorar. Söyleyin bakalım. Neler konuşuyordunuz? Talat Paşa, Mustafa Kemal'i neden terfi ettirmediğin konusundaki düşüncelerimizi söylüyorduk diye karşılık verir. Enver Paşa iğnelenmiş gibi cebinden bir kağıt çıkararak onlara sallar. İşte generalliğe yükseltme buyruğu. Enver Paşa bu buyruğu gösterdikten sonra kendini tutamayarak şöyle der. Ama bilin ki onu generalliğe yükselttiğimizde Maraşel olmak isteyecek. Maraşel olunca da yetinmeyip sultanlığı isteyecektir. Enver Paşa Mustafa Kemal'in yeteneklerini inkar etmemekte ama ondan korkmaktadır. Bu konuşma Mustafa Kemal'in kulağına gittiğinde o da çok anlamlı olarak şu karşılığı verir. Enver'in böylesine akıllı ve ileri görüşlü olduğunu bilmiyordum. Bir göreve talip olan genellikle hazırlıksız birine göre o göreve sahip olma ve başarı şansını artırır. Haklı olarak talip olduğunuz görevler yetkililerin sizi daha gerçekçi olarak değerlendirmelerini sağlar. Onlara bilmedikleri yönlerinizi gösterir. Bir kişi ne kadar değerli olursa olsun kendisini ancak zor işlerde geliştirebilir. Yükselme hırsı gözünüzü köreltmesin. Yapamayacağınız bir işe talip olmayın. Atatürk der ki ne kadar parlak ve göz alıcı olsa da bir hayalim peşinden koşmaktansa gerçekle uğraşmayı tercih ederim. Bu gerçek hiç parlak görünmese de, en çetin zorluklarla çevrili olsa da, vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken, acı da olsa hakikati görmekten bir an olsun geri kalmamak lazımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum yoktur. Boş hayaller bize pahalıya mal olmuştur. Ankara ve İstanbul şehirlerinden birine Atatürk adı verilmesi için bir kanun teklifi hazırlanmıştı. Atatürk tasarıyı okudu. Arkadaşlarına bir adın tarihte kalması ve söylenmesi için şehirlerin temellerine sığınmak şart değildir. Tarih zorlanmayı sevmeyen nazlı bir peridir fikirleri tercih eder demişti. Hiçbir şeye körük körüne inanmayın. Hayalperest olmayın, kendinizi aldatmayın. Kalıplaşmış düşünceleri şüpheyle karşılayın. Gerçekler ne kadar acı olursa olsun olayları oldukları gibi değerlendirin. Atatürk der ki: kendi gidince ilerleme ve hareket durur sanmak bir gaflettir. Bir millet, bir memleket için kurtuluş ve selamet istiyorsak bu yalnız bir şahıstan istenmemelidir. Bir milletin başarısı, milletin bütün kuvvetlerinin bir istikamette birleşmesi, teşekkül etmesiyle mümkündür. Atatürk'ün Dunning-Kruger teorisi daha ortaya konmadan cahil cesareti dediğimiz kavramı çok net bir şekilde kavradığını şu sözünden anlayabiliriz. Uzman olmadığım için bu konu üzerinde çok fazla fazla konuşmayacağım. Bir gece Atatürk, Florya Köşkü'nün inşaatını görmek ister. Görevli, iri yarı bir çavuş ile güreşmeye başlar. Çavuşu yere yıkıp göğsünün üstüne oturur. Bak, seni yendim dedi. Çavuş, yendim vallahi paşam cevabını verdi. Atatürk, hayır ben seni yenemem. Sen bir aslansın. Sen hatır için yenildin dedi. Kendini bilmeyen başkalarını tanıyamaz. Her şeyi kendinize mal etmeyin. Çalışanların katkılarını tanırsanız o kişileri yeni başarılar için motive etmiş olursunuz. Kendinizi eleştirecek kadar olgun olun. Mussolini, İtalya'nın geleceği doğudadır diye nutuk atınca Atatürk demiştir ki, biz Yunanlıları yendik ama büyük devletlere arasına girmek için büyük bir devleti yenmemiz lazım. İtalya'yı gözüme kestiriyorum. Atatürk bir gün polis müdürü Salih Kılıç'ı çağırtır. Bana Yahya Kemal'i bulun der. Bulamazlar. Bunun üzerine Atatürk Salih Kılıç'a şöyle çıkışır. Sen benim dostlarımı bulmaktan acizsin. Benim düşmanlarımı nasıl bulursun? Atatürk yurdumuzu ziyaret etmekte olan Yugoslav Kralı Alexander ile İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda konuşurken konuk kral "Excellence" dedi. "Biz Türkleri çok severiz. O kadar çok ki." Vaktiyle 1. Cihan Harbi'nin sonunda Lloyd George Batı Anadolu'yu Yunanistan'a teklif etmeden evvel bize teklif etmişti. Fakat biz Yugoslavlar Türkleri çok sevdiğimiz için Lloyd George'un bu önerisini kabul etmeyip Anadolu seferine çıkmadık. Atatürk kralın bu sözlerine şu cevabı verdi. "Haşmet Meyap, evvela bize karşı olan sevginize teşekkür ederiz. Sonra büyük geçmiş olsun. Espri anlayışınız karşınızdakilere mesajınızı kırıcı olmadan aktarmanızı sağlar. Espri anlayışınız gelişmiş ise kendinizi sorgulamanız ve yargılamanız mümkün olur.